Merhaba arkadaşlar. Bugün Tümler Yayınları'nın TYT kitapçığının B kitapçığındaki kimya sorularının çözümleriyle birlikteyiz. Kimya sorularımız fen bilimleri testinin 8. sorusundan itibaren başlamakta. İlk sorumuz, aşağıda bazı iyonik bileşiklerin lewis elektron nokta yapıları gösterilmiştir. Buna göre ABC yükleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi burada ilk olarak potasyumu göstermiş. Potasyumu gördüğünüz üzere son yörüngesinde bir tane elektron var. Yani buradaki bir tane elektronu verip potasyum artı bir yükle yüklenecek. Dolayısıyla klor da bunun verdiği elektron alıp eksi bir yükle yüklenecek. Yani A değeri eksi bir. Magnezyumun iki tane elektronu var. Bu ikisini verip magnezyum artı iki yükle yüklenecek. Dolayısıyla oksijen de bunun verdiği iki tane elektronu alıp eksi 2 yükle yüklenecek. Dolayısıyla şurası zaten artı 2 olarak yine söylemiştik. Sodyuma baktığımızda sodyum 1A grubu metali zaten. Son yörüngesinde de bir elektron olduğunu görüyoruz. Bunu verip artı 1 yükle yüklenecek. 2 tane sodyum olduğu için artı 2 yük sodyumdan gelecek. Dolayısıyla kükürte eksi 2 yük kalacak. Yani cevabımız eksi 1 artı 2 eksi 2 Adana seçeneği olacak. 9. sorumuzda ise doğru yanlış sorusu diyor. Zeynep bu soruların hangisini hatalı olarak cevaplamıştır? Arkadaşlar N2O5 ametalin yanında fazla sayıda oksijen içerdiği için sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. Yani ortamda iyon bulunacağı için elektrik akımını iletir. Doğru cevaplamış. Asitler suda çözündüklerinde H3O artı miktarını yani hidronyum iyonu miktarını arttırırken bazılar suda çözündüklerinde hidroksit iyonu miktarını arttırır demiş. Doğru bilgidir arkadaşlar. Asitler suya hidrojen veya da hidronyum iyonunu verirken bazılar suya hidroksit iyonunu fazladan bırakır. Dolayısıyla bu bilginin doğru olması gerekirdi. Yanlış dediği için hatalı cevap vermiştir. Sodyum hidroksitin sulu çözeltisinde hidrojen iyonu sayısı hidroksit iyonu sayısından fazladır. Sodyum hidroksit bir baz olduğu için arkadaşlar sulu çözeltisinde hidroksit iyonu miktarı daha fazla gelmeliydi. Yanlış dediği için doğru cevaplamıştır. Aktif metaller ve amfoter metaller arkadaşlar asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazını oluştururlar. Yani bu bilgi de gene doğrudur. Sadece ikinci bilgiye yanlış cevap vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğal polimerlere örnek olarak verilebilir dediğinde arkadaşlar buradaki şu 4 polimerimiz de yapay laboratuvar ortamında üretilen polimerlerdir. Örneğin polivinil klorür, politetrafloro etilen vesaire. Bunların hep bu 4'ü de arkadaşlar yapay olarak üretilen polimerlerdir. Ancak canlı yapısındaki DNA doğal polimer olarak karşımıza çıkmaktadır. 11. sorumuza geldiğimizde aşağıda verilen elementlerden hangisi bu bilgilerden birine sahip değildir diyor. Kararlı bir atomdur ve bileşik oluşturmaz dediğinde aklımıza soy gazların gelmesi gerekir. Yani neon bu birinci bilgimizde mevcuttur. Elektron dizilimini yaptığımızda 2'ye 8 diye geliyor. İkinci periyot 8A grubu elementi. Periyodik sistemin 3. periyot 6A grubundadır demiş. Kükürtün elektron dizilimini yaptığımızda 2, 8, 6 şeklinde 3. periyot 6A grubu elementi olduğunu biliyoruz. Yani kükürtle ilgili bir de bilgi var. Yupa'a göre 17. grup elementidir demek arkadaşlar aslında 7A grubu elementidir anlamına geliyor. Florun elektron dizilimini yaptığımızda ise 2'ye 7 şeklinde 2. periyot 7A grubu elementi olduğunu görüyoruz. Yani florla ilgili de bilgi var. Alkali metaller sınıfında yer aldığı söylenmiş yani 1A grubunda yer aldığı söylenmiş. Borun elektron dizilimini yaptığımızda 2'ye 3 geldiği için 2. periyot 3A. Sodyumun elektron dizilimini yaptığımızda ise 2, 8, 1 şeklinde geldiği için 3. periyot 1A'daki alkali metal olduğunu görüyoruz. Yani burada borla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Sıradaki sorumuza baktığımızda aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Buna göre hangi sembolü doğru yazılmıştır? Arkadaşlar kükürtün sembolü S'dir. K element sembolü ise potasyuma aittir. Dolayısıyla birinci seçenekte yanlışlık yapılmıştır. Ancak ikinci ve üçüncü seçeneklerimiz doğru olarak verilmiştir. Cevabımız denizli seçeneğidir. 13. sorumuzda
bazı karışımlar yazılmış tahtaya. Bu karışımlardan hangisi nasıl ayrılır diye soruyor. Daha doğrusu hangisini ayırma yöntemi yanlıştır olarak belirtiyor. Arkadaşlar burada birincisinde zeytinyağı su karışımı verilmiş. Zeytinyağı su karışımı arkadaşlar sıvı sıvı heterojen bir karışımdır. Dolayısıyla ayırma hunisiyle ayrılabilir. Adana seçeneği doğrudur. İkinci karışımımız etil alkol su, yani sıvı sıvı homojen bir karışımdır. Bu da kaynama noktası farkından yararlanılarak, yani ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılır. Doğru. Ceyhan seçeneğinde, yani üçüncü seçeneğimizde şeker naftalin demiş ve süblimleştirme yöntemi demiş. Burada şeker arkadaşlar öncelikle eriyor, ardından direkt olarak gaz fazına geçiyor. Naftalin ise doğrudan katı fazdan gaz faza geçtiği için süblimleşebiliyor. Yani süblimleştirme yöntemi gene burası için uygundur. Beşinci seçeneğimize baktığımızda demir tozu, bakır tozu karışımı verilmiş. Mıknatıs yöntemiyle bu karışım ayrılır. Çünkü arkadaşlar FeCoNi elementleri, yani demir, kobalt, nikel elementleri mıknatısa gelebilirken diğer metaller mıknatısla çekilemez. Dolayısıyla arkadaşlar burada da gene mıknatısla ayırma işlemi uygundur. Ancak dördüncü seçeneğimizdeki yemek tuzu ve su karışımı katı sıvı homojen bir karışımdır. Yani süzme yöntemiyle ayrılamaz. Süzme yöntemiyle ayırabilmemiz için katı sıvı heterojen bir karışım olması gerekirdi. Örneğin buradaki yemek tuzu su karışımını damıtma yöntemiyle, yani suyu buharlaştırma yöntemiyle bileşenlerine ayırabiliriz. Ve son sorumuza baktığımızda arkadaşlar öğrencilerden aşağıda verilen katı örneklerini amorf, iyonik ve moleküler katı olarak ayırmaları istenmiştir. Buna göre hangi katı örneği açıkta kalır demiş. Amorf katı arkadaşlar belirli bir hal değişim sıcaklığı olmayan, hatta belirli bir erime sıcaklığı olmayan katılardır. Buradan da tereyağını ve camı amorf katı sınıfına alabiliriz. Sodyum klorür ise iyonik bağlı bir bileşik olduğu için iyonik bir katıdır. Glikoz ise arkadaşlar moleküler katı sınıfındadır. Demir elementi ise arkadaşlar metalik katı sınıfında yer alacağı için burada şu üçü arasında açıkta kalan seçeneğimizdir. Bu haftaki sınavımızın cevapları, kimya sorularının cevapları bu şekildeydi. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere arkadaşlar.